Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, bugünkü durağımız Rize ili sınırları içerisinde yer alan Çamlıhemşin ilçesi. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Gezginler, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Çamlıhemşin, Rize iline bağlı olup eski adı Vicealtı'dır. Çamlıhemşin ilçesi, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin, İspir, İkizdere ve Yusufeli ilçeleri ile sınırları komşu olan bir bölgemizdir. İlçe, Doğu Karadeniz bölgesinin önemli noktalarından birisi olup, kıyıdan içerideki Fırtına Deresi Vadisi'nin vadi tabanında denizden yüksekliği 300 metre civarındadır. Bazı mahallelerde ise bu yükseklik 700 metreyi aşmaktadır gezginler. Çamlıhemşin 885 kilometre karelik bir alanı kaplamakta olup, bu alanın %80'i ormanlarla kaplı, dağınık ve tepelik alanlardan ibarettir. Çamlıhemşin ilçesi, Rize ilinin denize sınırı olmayan ilçelerinden birisidir. Denizden güneye doğru 22 kilometrelik karayolu uzunluğunda ve içeridedir Çamlıhemşin gezginler. İlçenin güneyi doğu-batı doğrultusunda kavis çizen ve denize paralel olan yükseklikleri 2000 ila 4000 metreyi bulan Kaçkar Dağları ile çevrilidir. Bu dağların içinde 3932 metre yüksekliğe sahip Kaçkar Dağı, yüksekliği 3344 metreye ulaşan Cimil Dağı, yüksekliği 3711 metreye ulaşan Verçenik Dağı ile yükseltileri 2000 metreye geçen birçok dağ ve tepe mevcuttur. Kaçkar Dağları üzerinde irili ufaklı birçok krater gölü mevcuttur gezginler. Büyük Deniz Gölü, Meterez Gölü, Yıldız Gölü, Dönen Gölü, Serincef Gölü ve Karagöl bunlardan bazılarıdır. Arazinin meyilli olması nedeniyle ilçedeki akarsular 70 kilometrelik bir uzaklıktan 3000 metre rakımdan sıfır noktasına yani deniz seviyesine düşmektedir. Bölge, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçen Fırtına Deresi'nden dolayı Fırtına Vadisi olarak da anılmaktadır. Fırtına Deresi, Kaçkar ve Verçenik Vadilerinden gelen Elevit Deresi ile Palovit Deresi'nin birleşimi olan Büyük Dere ile Hala Deresi'nin yani Ayder Deresi'nin birleşmesinden oluşmaktadır. Değerli gezginler, İlçenin geçmiş tarihine bakacak olursak, meşhur Ayder Yaylası ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın önemli bir bölümünü de kapsayan Çamlıhemşin, 1 Nisan 1960 tarihinde Hemşin'den ayrılarak ilçe olmuştur. Kanuni'nin Trabzon'u fethinden sonra doğu sahillerini gezmeye çıkan Yavuz Sultan Selim, Fırtına Deresi'nde sürüklenen İşlenmiş ağaç kütüklerini görünce bu bölgeye Ardışen olmalı demiş. Kısacası Çamlıhemşin ve çevresi hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginliği ile önemli bir turizm merkezidir gezginler. Çamlıhemşin, Gelin Tülü Şelalesi, yayla evleri, dereleri, yaylaları, farklı çeşitlerdeki bitkileri ve balıyla da çok meşhurdur gezginler. Belde, Karadeniz bölgesinde yer alan en yüksek dağ olan Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer almakta olup, bu dağlar çok sayıda doğal, turistik yer içerir gezginler. Çamlıhemşin'de gezilecek yerler arasında Palovit Şelalesi, Zil Kale, Pokut Yaylası, Huser Yaylası, Kavron Yaylası, Ayder Yaylası, Tar Şelalesi ve Avuser Yaylası görülmesi gerekenlerin en başında gelmektedir gezginler.
Evet gezginler, bugün sizlere Rize ili sınırları içerisinde yer alan Çamlıhemşin ilçesinin paylaşımını yaptık. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimize görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.